Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün bir aracımız var. Aracımız Renault Kangoo Multix. Aracımızın gizli özelliklerine bakacağız. Tabi bu aracın gizli özelliklerinin bir kısmı Clio 2'lerde de aynı. Yani aynı özellikleri Clio 2'lerde de görebiliyorsunuz. Şimdi ilk önce arkadaşlar tek tuşla yani kontağı çevireceğiz ve buradaki tuşa basacağız, trip tuşuna. Bastığımız zaman ekranda yağ göstergesini göreceğiz. Hemen onu bir yapalım. Şimdi tek tuşta yağ seviyesini göreceğiz. İlk önce gördüğünüz kontak anahtarını çevireceğiz. Daha sonra şu sağ taraftaki yağmur sileceği kolumuzun üstteki yukarıya gösteren ok tuşuna basacağız. Ekranımızda yağ göstergemiz gözükecek. Şimdi kontağı açıyoruz. Ve tuşumuza bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda yağ seviyesini gösteriyor. 4 tane kare gösteriyor. 2 tanesi de çizgi gösteriyor. Şu anda yamuk yerde durduğumuz için yağımızı eksik gösteriyor. Bu işlemi yaparken kesinlikle ve kesinlikle düz yerde olmamız lazım. Bu işlemi düz yerde yaparsak o zaman doğru bir şekilde sonuç alırız. Tekrar bastığımız zaman göstergemiz normale dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın diğer bir özelliği de burada hız sabitleme ve hız limiti tuşlarımız var. Hız sabitlemeye bastığımız zaman hız sabitlemeyi buradan yapıyoruz. Sabitleyeceğimiz hızı da buradan ayarlıyoruz. Hangi hızda istersek ekranda görüyoruz zaten onu. O hıza getiriyoruz ve buradan hız sabitlenmiş oluyor. Yani o hızda araç kendi kendine gidiyor gaza basmadan. Bir de burada hız limiti tuşumuz var. Hız limiti tuşuna bastığımız zaman da geçmek istemediğimiz hızı gene buradan ayarlıyoruz. O hızda sürekli geçmiyor. Yani 80'de de gidersiniz, 70'de de gidersiniz. Ama bunu 110'a ayarladınız diyelim. Yani radar bölgesine girdiniz. Radar bölgesinde hızımız diyelim ki 110'u gösteriyor. Biz de bunu 110'a ayarlıyoruz. Aracımız ne kadar basarsak basalım 110'a geçmiyor. Onu da gene aynı şekilde buradan iptal edebiliyoruz arkadaşlar istediğimiz zaman. Arkadaşlar diğer bir özelliğimiz de burada gördüğünüz gibi şu an 4'ü gösteren bir rakamımız var. Ve yuvarlak bir tuşumuz var. Far resimleri var burada. Yani daha doğrusu far fotoğrafı şeyi var burada. Sembolleri var burada. Far sembolleri var burada. Bu da arkadaşlar önümüzdeki farımızın aşağı yukarıya bakmasını ayarlıyor. Yani şöyle şu anda sıfırda aşağıya bakıyor. Pardon sıfırda yukarı bakıyor. Aşağı doğru indirdiğimiz zaman böyle aşağıya bakıyor. Yani bu da uzun yola çıktığımız zaman bunu yavaş yavaş yukarıya alıyoruz. Uzun yolda yukarıyı önümüzü daha uzun mesafeyi görüyoruz. Aşağıya çevirdiğimiz zaman da mahalle içinde kısa yollarda yani düşük hızlarda gittiğimiz zaman da önümüzü daha iyi görmek için aşağı alabiliriz. Bu da güzel bir özellik. Farlarımızın ayarını buradan yapabiliyoruz aşağı yukarı. Onun haricinde hemen burada da arkadaşlar şöyle bir yerimiz var görüyorsunuz. Burada da aracın sigortaları var. Roleleri var. Yani far roleleri falan hepsi burada. Sinyal rolesi. Hepsi burada arkadaşlar. Hemen direksiyonumuzun sol tarafında böyle burada gördüğünüz gibi farlarımızı, uzunlarımızı, kısalarımızı yaktığımız bir tuşlarımız var. Şu dibindeki de sis lambalarımızı ön ve arkayı buradan açıp kapatabiliyoruz. Arkadaşlar ayrıca aracımızın gördüğünüz gibi arka cam rezistansı, ön cam hava üflemesi, bahar alıcı yani. Havayı içeriden dışarıdan alıp çeviren tuşumuz burada. Klima tuşumuz burada. Yani aracın düğmeleri de burada. Fanın devrini ayarlıyor. Yüksek hızda, düşük hızda buradan ayarlıyoruz. Havanın yönünü buradan belirliyoruz. Aşağı yukarı bastığımız zaman. Tuşlarımız da böyle arkadaşlar. Aracımızın ayrıca diğer bir özelliği de burada görmüş olduğunuz gibi kilit tuşumuz var. Aracımız kontak açıkken buraya 5 saniye basılı tuttuğumuz zaman eğer otomatik tuş kilidimiz açıksa iptal etmiş oluyoruz. Araç hareket ettiği zaman kapı otomatik olarak kilitlemiyor. Eğer ki otomatik kapı kilidimiz aktif değilse yani çalışmıyorsa buraya 5 saniye süreyle bastığımız zaman araçtan bir ses geliyor dıt diye. O zaman otomatik kapı kilidimiz devreye tekrar girmiş oluyor, aktif olmuş oluyor. Aracı çalıştırıp hareket ettiğimiz zaman da direkt kapılarımız kilitliyor. Yani anında kilitliyor arkadaşlar. Bu 30 km, 10 km falan gibi bir hız şeyi yok, sınırı yok. Kapı açıldığı zaman otomatik olarak kilitliyor. Burada da orijinal teybimiz var. Sol tarafta direksiyonumuzun hemen sağ tarafında böyle burada medya tuşlarımız var. Kanal arama, açma, kapama. Burada telefon yazan bir tuş var. Gördüğünüz gibi
Buradan da arkadaşlar telefonumuzun menüsüne ulaşabiliyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi bir konuşan adam fotoğrafı var. Telefon geldiği zaman buraya bastığımız zaman aracımızı yukarıdaki mikrofondan gördüğünüz gibi hemen telefonumuzla da buradan konuşabiliyoruz. Şunu da hemen gösterelim. Yani TV'mizin hemen sağ tarafında şurada küçük bir boşluk var. Buraya ufak tefek bir şeyler koyabiliriz. Ayrıca burada da multimedyamızın AUX girişleri var. Yani buradan giriş yaparak TV'mize aracın ses sistemine bağlantı yapabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca aracımızın dört camı otomatik cam ayarlarını buradan yapıyoruz. Buradan otomatik kapı kilidimiz var. Cam kilidimiz var. Camları buradan kilitleyebiliyoruz. Arka camları çocuklar açmasın, kapatmasın diye buradan kapatabiliyoruz otomatik olarak. Burada da ayna tuşumuz var. Aynaların ayarını da buradan böyle yapabiliyoruz. Şu an sol aynada böyle sağa doğru çevirdiğimiz zaman sağ aynaya geçiyor. Buradan da böyle sağ, sol, yukarı, aşağı ayarlarımızla böyle bu şekilde yapabiliyoruz. Bu da gerçekten güzel bir özellik yani. Hemen şunu da gösterelim arkadaşlar. Arka kapımızı açtığımız zaman gördüğünüz gibi burada kapının hemen burası. Şurada bir tuşumuz var. Bu da arka camın tuşu. Yani araçtaki arka camlar da otomatik olduğu için buradan aşağı doğru açıyoruz. Yukarı doğru da camı kapatabiliyoruz. Arka tarafta, iki tarafta da bu tuşlardan var. Aracımızın arka camları da otomatik yani. Ayrıca Multix'lerde gördüğünüz gibi burada 12 volt bir çakmaklık girişimiz de var. Arka tarafta telefonumuzu şarj etmek istersek veya çakmaklık girişi olan herhangi bir kablomuz varsa ondan 12 volt buradan alıp işimizi görebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca gördüğünüz gibi arkada oturanlar için böyle ön koltuğa montajlı sehpalarımız da var. Şöyle gördüğünüz gibi bu sabitleniyor böyle. Buradan bardak koyup ufak tefek işte sandviç, tost falan yiyeceksek onları da buraya koyup oturup burada rahatlıkla ufak tefek karnımızı doyurabiliyoruz. Bir diğer özelliği de follow me özelliği. Hemen şöyle telefonumuzu şuraya tutalım. Bu özellik arkadaşlar uzun yoldan geldiğimiz zaman diyelim ki karanlık bir yere geldik. Karanlık yerde de bize birazcık ışık lazım olacak. Aracımızın kontağını yani daha doğrusu araba çalışırken kontağımızı kapatıyoruz. Ondan sonra sol taraftaki selektör kolunu kendimize doğru böyle çekiyoruz. Gördüğünüz gibi araç selektör yapıyor. Ve daha sonra şurada yeşil ışığımız yanıyor. Şu anda bizim aracın farının ışığı yanıyor. Kapımızı açıyoruz. Anahtarımızı alıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi ışığımız yanıyor, farımız. Aracı kapatıyoruz kontağı. Kapattıktan bir süre sonra zaten otomatik olarak farımız sönecektir. Bu gerçekten faydalı ve güzel bir özellik arkadaşlar. Bu çok lazım oluyor. Gördüğünüz gibi ışığımız söndü arkadaşlar. Bir dakika dolduktan sonra otomatik olarak kendisi sönüyor. Follow me özelliği de böyle. Bir diğer özelliği de burada gördüğünüz gibi hemen direksiyonun altında şöyle gösterelim. Direksiyonun hemen altında şöyle bir kolumuz var burada. Bunu kendimize doğru çektiğimiz zaman direksiyonumuzu aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Bu da direksiyon ayarının kolu oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çoğu insanlara lazım oluyor bu. Aracımızın bir diğer özelliği de şurada gördüğünüz gibi bir kol vardır. Hemen gene direksiyonun altında kapının yanında şöyle menteşenin yanında bir kol vardır. Bu da ön kaputumuzun açılmasına yarar. Bunu çektiğimiz zaman ön kaputu açabiliriz arkadaşlar. Aracı emanet alanlar, yeni alanlar tabi bunu bilemeyebilirler. Bunu da buradan göstermiş olalım. Arkadaşlar aracımız Renault Kangoo Multix Chrome Line paketi. 1.5 motor var. 105 beygir gücü. 240 Nm torku var. 1.5 ton ağırlığındaki bir araç. Aracın gizli özellikleri hakkında bilgiler verdik. Daha doğrusu çok fazla bilinmeyen yani aracı yeni alan arkadaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla böyle biraz bilgiler verdik. Eksik kalan bilgiler de vardır. Eğer sizin de bildiğiniz bilgiler varsa yorumlara yazarsanız onları seviniriz. Onun haricinde aracını incelememize izin veren Mehmet Aytaş arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum arkadaşıma bana bu fırsatı verdiği için. Benim arabamı tanıttığı için ve bu araba gibi araba alan arkadaşlara bu fırsatı verdiği için
Evet, özellikle bu aracı alan arkadaşlara yardımcı olma konusunda evet, sana çok teşekkür ediyorum Mehmet arkadaş. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Ben de bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Arkadaşlar ayrıca hemen arkamızda da gördüğünüz gibi Hüseyin arkadaşımız var. O da yardımcı oyuncumuz. Bizimle geldi sağ olsun. Bizi yalnız bırakmadı buralarda. Evet. Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlediyseniz, kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Herkese selamlar. Allah'a emanet olun.